Atatürk, Cumhuriyet'in anlamıyla ilgili birçok söz söylemiştir ama biri vardır ki sanki bugün yaşananları anlatmıştır. Cumhuriyet, düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lazımdır. Siyaset arenasında şöyle küçük bir hafıza turu yaparsak Atatürk'ün bu sözlerinin manası daha iyi anlaşılacaktır. 1946'daki gizli oy kapalı tasnifli, 1950 yılı gizli oy açık tasnifli seçimlerinden bugüne gelirsek hem iktidarların hem de muhalefetin birbirine karşı insafsızca davrandıkları, acılar yaşattıkları ve hatta canlar yaktıkları bir sürü örneği vermek mümkündür. Halkı kışkırtmak için atılan nutuklar, söylenen yalanlar, entrikalar, sahte belgeler ve tezviratlar, siyasetin oturduğu eksenin tahammülsüzlük üzerine kurulduğunu gösterir. Bu vicdan ve adaletten yoksun hırslı anlayışlar, partilerin kendi içinde gelişen farklı söylemleri dile getirenleri bile saf dışı bırakmıştır. Geçmişe bir bakalım. Atatürk'ün son yıllarında İsmet Paşa'ya karşı olan davranışı ve onun yerine Celal Bayar'ı başbakan olarak ataması, İsmet İnönü ile yıldızı barışmayan Menderes, Celal Bayar ve arkadaşlarının CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'yi kurmaları, Cumhurbaşkanı Bayar ile Başbakan Menderes arasındaki güç savaşları, 1960 ihtilalinde DP'nin kapatılmasıyla yerine kurulan Adalet Partisi'nde Demirel'in genel başkanlığına karşı çıkan 26 vekilin partiden ihraç edilmesi, İsmet Paşa'ya karşı Bülent Ecevit'in CHP genel başkanlığına seçilmesiyle Turhan Feyzioğlu ve arkadaşlarının partiden ayrılıp Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni kurmaları, DYP'de Tansu Çiller'in, Demirel'in emanetçisi Hüsamettin Cindor'a karşı muhalefeti ve genel başkan seçilmesinden sonra yaşanan kavgalar, MHP'li Muhsin Yazıcıoğlu'nun başbuğum dediği Alparslan Türkeş'le düştüğü fikri ayrılıkla BBP'yi kurması, İsmail Cem ve Kemal Derviş'in Ecevit'e karşı DSP'yi parçalayıp Yeni Türkiye Partisi'nin kurulması operasyonunu gerçekleştirmeleri, Devlet Bahçeli ile yollarını ayıran bir kısmı sonra yeniden partiye dönen Profesör Doktor Ümit Özdağ gibi onlarca isim, SP'de Erbakancılar ile Numan Kurtulmuş arasında başlayan tartışmalar sonrasında Has Parti'nin kurulması ve bu partinin kapatılıp AK Parti'ye katılması, Fatih Erbakan'ın babasının adıyla kurulan vakıf üzerinden SP dışında bir siyaset izlemek zorunda kalması, bir kasetle istifa ettirilen Deniz Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmesi, AK Parti'de ise Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün parti içindeki güç mücadelesi ve Gülcülerin büyük ölçüde tasfiye edilmesi ve 5. parti yolda işaretleriyle AK Parti içeriden parçalama operasyonunun şimdiden düğmesine basılması. Yakın tarihten hatırladıklarımı anlattım. Bütün bu olanların demokrasinin geliştirilmesiyle bir ilgisi var mı? Hepsi de kişilerin üzerine kurulmuş sistem arayışlarından ibarettir. Güçlü lider, güçlü iktidar. 92 yıldır cumhuriyetle yönetilen bu ülkede hala demokrasi konuşuluyorsa hiç kimsenin ben masumum deme hakkı yoktur. Uzatmayalım. İleriyi gören bir lider olarak Atatürk'ün 1923 yılında muhaliflerine insaflı olmaları çağrısında bulunması yakın tarihte yapılan yanlışları akıllara getirmiyor mu? İnsaf, acımaya, vicdana ve mantığa dayanan adalettir. Toplum vicdanlı ve adaletli olmayı becerirse, içimizden birileri olan siyasetçiler de demokrasiyi yüceltmek zorunda kalacaktır. Bu da insanca özlemler için önemli bir adımdır. İşte bu yüzden Cumhuriyet fazilettir.